Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, dersimiz istizanla ilgili devam ediyor. Kays İbni Sa'd İbni Ubadir radıyallahu anhüma ve erdan recmain anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizi evimizde ziyaret etti. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Babam çok hafif bir sesle mukabelede bulundu. Babama Resulullah'a izin vermiyor musun dedim. O, bırak bize çokça selam okusun dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam tekrar esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Sa'd yine hafif bir sesle mukabele etti. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam tekrar esselamu aleyküm ve rahmetullah dediler ve döndüler. Sa'd peşine düştü ve ey Allah'ın Resulü, ben senin selamını işitiyordum. Ancak bize daha fazla selam vermen için hafif sesle mukabele ediyordum dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onunla birlikte geri döndü. Ondan su isteyip gusletti. Sonra Sa'd zaferan veya vesle boyanmış bir havlu verdi. Aleyhissalatü vesselam ona sarındı. Sonra ellerini kaldırıp ey yüce Allah'ım, Sa'd İbni Ubade ailesine mağfiret ve rahmet buyur diye dua etti. Sonra yemek yedi. Geri dönmek isteyince Sa'd bir merkep yaklaştırdı üzerine. Kadife bir örtü yaymıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam merkebe bindi. Sa'd bana, ey Kays, Resulullah'a refakat et dedi. Ben de refakat ettim. Yolda aleyhissalatü vesselam bana, benimle sen de bin dedi. Ben imtina edince, ya binersin ya dönersin buyurdular. Ben de geri döndüm. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Evet sevgili dostlarımız, peygamberin yüzünü görmek, onun duasını almak, onunla birlikte Allah yolunda cihad etmek, bundan daha büyük bahtiyarlık olur mu? Avf İbni Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Tebük gazvesi sırasında Resulullah aleyhissalatü vesselama uğradım. Deriden yapılmış bir çadırdaydı. Selam verdim. Selamıma mukabele etti ve gir buyurdu. Ben tam olarak mı ey Allah'ın Resulü dedim. Tam olarak gir dedi. Ben de girdim. Ravi der ki tam olarak mı gireyim diye sorması çadırın küçüklüğünden dolayı idi. Ebu Davud, Buhari ve İbn-i Mace'nin haberidir bu da. Evet sevgili dostlarımız, Abdullah Bisr radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir kavmin kapısına gelince yüzüyle kapıya dönmezdi. Sağ veya sol omuzunu çevirirdi. Sonra da esselamu aleyküm, esselamu aleyküm derdi. Böyle yapışı o sıralarda kapılarda örtü olmayışındandı. İçeriği görmemek için Ebu Davud'un haberi. Bu da sevgili dostlarımız.
Şimdiki dünyada ya zile basılır ya da kapıya vurulur. Vurarak izin talebi hadisi şeriflerde de gelmiştir. Hazreti Cabir Resulullah'ın kapısını vurarak çaldığını belirtir. İbn Abbas radıyallahu anhü ve Erdah-ı Mecmain anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhü ve Erdah-ı Mecmain bana anlatmıştı. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan 3 sefer izin isterim ve bana izin verdi. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Meşrube denen bir tenezzüh odasına çekilmişti sevgili Peygamberimiz bu izin isterken. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, göz içeri girdi mi artık izin yok. Bir rivayette de şu ziyade gelmiştir. İzin istemek görme sebebiyledir. Ebu Davud'un haberi. İzin istemek haram işlememek içindir. İçeri görülünce artık izin istemeye hacet kalmaz. Çünkü içeri izinsiz girilmiş gibidir. Haram işlenmiştir. İçeri izinsiz girmekle izinsiz bakmak günahta eşittir. İkisi de haramdır. İzin istemek nazar sebebiyledir. Hadisini Kirmani şöyle açıklar. Girişte izin istemeyi dinimiz gözün ev halkının avretine bakmaması ve hallerine muttali olmaması için teşri etmiştir. Yani meşru kılınmıştır. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, biriniz yemeğe çağrıldığı vakit elçi ile birlikte gelince bu onun için izin sayılır. Ayrıca izin istemeye gerek yoktur. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Ancak ev erkeklere mahsus değilse ihtiyaten izin isteyebilir. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam bir seferinde Eshab-ı Suffe'ye Ebu Hureyre radıyallahu anhu hazretlerini göndermiş ve hepsini evine davet etmiş idi. Geldikleri zaman izin isteyerek girdiler. Hülasa elçiye rağmen izin müstehap denilmiştir. Ata İbn-i Yesar radıyallahu anhu anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselama sordu. Annemin yanına girerken izin isteyeyim mi? Evet iste. Ama ben evde onunla beraber kalıyorum. Annenin yanına girerken izin iste dedi Peygamberimiz tekrar. Ama ben ona hizmet ediyorum. Anneden izin iste. Anneni cıplak görmen hoşuna gider mi? O da hayır dedi. Öyleyse ondan izin iste. Bu da Muvatta'nın haberidir. İbn-i Mesud radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana buyurdular ki, senin yanına girmen için iznim, perdenin kaldırılması ve benim fısıltımı işitmendir. Seni ben men edinceye kadar iznim böyle devam edecek buyurdu. Bu da Müslim-i Şerif'in haberi. Bu da İbn-i Mesud'un şahsına ayrı bir muameledir. Hazreti Cabir radıyallahu anhu anlatıyor.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiştim. Kapıyı çaldım. Kim o? Buyurdular. Benim, dedim. Beni almak üzere çıktı ama ben diye söyleniyordu. Belliydi ki kendini tanıtma tarzımı beğenmemişti. Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberi. Benim demek yetmez. Kendinin kim olduğunu hiç açıkla. İsmi söylemek gerekir. Bu da yine duruma bağlıdır. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselamın hücrelerinden birinden içeriye bakmıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam elinde bir okla adama kalktı. Onu batırmak için ihtiyatla adamın üzerine gitmesini seyreder gibiyim. Bu da Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, görüyorsunuz içeriye izinsiz bakmak ne kadar yüce İslam'da yasaklanmış bir emirdir. Nesai'nin bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Bir bedevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına geldi. Gözlerini kapının kırıklarına yapıştırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adamı fark etti. Gözünü patlatmak üzere elinde bir çubukla üzerine yürüdü. Adam hemen sırra kadem bastı. Resulullah eğer yerinde kalsaydın gözünü oyduydum buyurdular. Bu da Nesai'nin haberidir. Gözü oyulana diyet yoktur. Çünkü yanlış iş yapmıştır. İzinsiz içeriye kimsenin evinin içine bakılmaz. Ebu Hanife diyete hükmeder. Gözün oyulmasına cevaz vermez. Der ki, dışarıdan bakmak, eve izinsiz girmekten daha ağır bir suç değildir. Kaldı ki izinsiz girmenin cezası da gözün oyulması değildir. Öyleyse dışarıdan bakmakla hiç oyulmaz. Hadis zecir de mübalağaya hamledilir. Yani işin ciddiyetini bildirmek için Peygamberimiz böyle davranmıştır buyurur. Ve işin detaylarına da girerek bu hükme varmıştır İmam-ı Azam. Malikiler de Hanefiler gibi hükmederler. Bakanın ne gözüne ne de bir başka uzvuna kastedilemeyeceğini söylerler. Sadece bunlar tazir edilirler. Çünkü işledikleri suçtur. İstizanla ilgili bazı adab-ı muaşerat kuralları. Maziri der ki, istizan şu şekilde olur. Selamün aleyküm gireyim mi der. Sonra ismini söyleyip söylememekte muhayyerdir. İbnül Arabi istizan 3 keredir. Hadisine dayanarak birinci de içeridekilere duyurma yapmış olursunuz. İkinci de onları sulha kavuşturursunuz. Üçüncüde de girmek veya dönmek hususunda cevap alırsınız der. İbn-i Abdülber der ki, ulemanın çoğu istizanda üçü geçmemek gerekir demiştir. Ancak içeridekiler duymamışsa, üçü geçmede bir beis yok diyen de olmuştur.
Bazıları da üçü geçmeyi mutlak olarak caiz görmüştür. Bunlara göre madem ki üçten sonra geri dön emri bir vecibe değil, ibahedir ve bu izin isteyene kolaylık gayesini göstermektedir. Öyleyse bu emir gelmedikçe üçten fazla izin istemek caizdir demişlerdir. Şimdi de dersimiz selamlaşmak ile devam etmektedir sevgili dostlarımız. Kadı İyaz muhafaza manasına geldiğini, yani selamın Allah'ın ismi üzerine olsun demektir selam. Efendim Allah seninle olsun, Allah'la beraber olasın makamında bir dua olduğunu da belirtir. Bu Kadı İyaz'ın açıklamasıdır. Bazı İslam alimleri Allah yaptıklarına muttalidir manasını taşıdığını söylemiştir. Bazıları da şöyle der, içerisinde her çeşit hayır manalarını toplamış, fesat unsurlarını da tard etmiş bir ismi ilahi, amellerin dışında hayır ümidiyle zikredilir. Selam da böyle karşılaşmalarda zikredilen bir yüce Allah'ın ismidir. Bazıları selam selamet demektir. Nitekim Cenab-ı Hak bu manada olmak üzere artık savcılardan selam sana Vakıa suresinin 91. ayeti kerimesinde buyuruluyor. Efendim ve selamun leke mine sabil yemin buyurulmuştur. Bu manada selam veren kimse selam verdiği zata şöyle demiş olmaktadır. Sen benden selamettesin. Benden sana bir zarar dokunmayacaktır. Korkmayasın. İbn-i Dakik'il İd İmam Şerhinde İmam Şerhinde der ki selam birçok manalarda kullanılır. Selamet, tahiyye, selam verme Allah'ın isimlerinden bir isim. Efendim devamla der ki bazen sırf tahiyye manasına gelir. Bazen sırf selamet manasına gelir. Bazen de her iki manaya çalarak şekilde gelir. Şu ayette efendim olduğu gibi size selam verene mümin değilsin demeyin. Bu da Nisa suresinin 94. ayeti kerimesidir. Burada selam kelimesi hem tahiyyeye, selam vermeye ve hem de selamete muhtemeldir. Müslümanların aralarında selamlaşmaları ilahi bir emirdir. Size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynıyla mukabele edin. Bu da Nisa suresinin 86. ayeti kerimesidir. İslam ulaması bu ayete dayanarak selama mukabele etmeyi ilahi emir bilmiş ve farz olduğuna hükmetmiştir. Ulema ayete tahiyye emrinin umumi gelmiş olmasından hareketle selamlaşmanın selam kelimesiyle olması gerektiğinde bir ittifak etmişlerdir. Dolayısıyla Esselamu Aleyküm diye verilen selama Sabbahte bil hayır, hayırlı sabahlar veya Sabbahte bis saade, mutlu sabahlar ve benzeri bir tabirle mukabelenin caiz olmayacağını söylemişlerdir. Selama mukabele selam iledir.
selam vereni işitmektir. Bu durumda cevaba müstahak olur denmiştir. Selama işaretle mukabele yeterli olmaz. Hatta bundan nehi gelmiştir. Tirmizi'nin bir rivayetinde, Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Çünkü Yahudilerin selamı parmaklarla işarettir. Hristiyanların selamı da avuçlarla işarettir denmiştir. Evet sevgili dostlarımız, yine İbn-i Dakikül İd der ki, görünen şu ki selam kelimesi dışında bir elfaz kullanarak ifade edilen tahiyye, müstahabın terki sınıfına girer. Mekruh değildir ancak bunu yapan kimse dünya ehlinin büyüklerini tazimde kullanıldığı bilinen bu tabiri kullanmak maksadıyla selamı terk etmişse bu mekruhtur. Evet sevgili dostlarımız, Kur'an-ı Kerim gidilen yabancı evlere girerken selam vermeyi emrettiği gibi Nur suresinin 27. ayeti kerimesinde de kendi evine girerken selam vermeyi de emreder. Evlere girdiğinizde nezdinizden olan mübarek ve hoş selamla kendinizi selamlayın. Bu da Nur suresinin 61. ayeti kerimesidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabaya ilgi gösterin, herkes uykudayken namaz kılın, selametle cennete girin buyurdular. Evet sevgili efendiler, ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabaya ilgi gösterin, herkes uykudayken namaz kılın, selametle cennete girin. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Verda mecmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam sonuncudan evla değildir. İkisi de aynı ölçülerde ehemmiyetlidir. Bu da Tirmizi ve Ebu Davud'un haberidir. Selam bir nevi selamet ve sulh duasıdır. Kendisinden bir fenalık gelmeyeceğini bildirmiş olacak. Yine ayrılışından dolayı onlara bir şer, bir zarar gelmeyeceğini ilan etmektir. Evet, hem böyle hem de Müslümanın Müslümana en hayırlı karşılıklı duada iki cihanın saadet ve selamet duasını yapmakta, her türlü tehlikeden kurtuluş duasını yapmaktadır. Selamın içeriği çok zengindir. Bu anlatılanlardan daha zengindir. Bazı alimler buna da karşı çıkarak, selam hem gelme ve hem de ayrılma sırasında sünnettir. Mukabeleye gelince lika sırasında verilen selama mukabele vacip olduğu gibi ayrılık sırasında verilen selama da mukabele vaciptir demiştir. Sahih olan da budur. Selam verene karşılık vermek burada vaciptir denmesi farz anlamındadır. Evet sevgili ve kıymetli izleyenler, Kelede İbni Hanbel radıyallahu anhü anlatıyor. Safvan İbni Ümeyye radıyallahu anhü benimle Resulullah aleyhissalatü vesselama süt,
ağız ve bir miktar salatalık gönderdi. Aleyhissalatü vesselam o sırada Mekke'nin yukarısındaydı. İzin istemeden, selam vermeden huzuruna girdim. Bana dön, esselamu aleyküm gireyim mi de buyurdu. Ben de öyle yaptım. Bu da Tirmizi Ebu Davud'un haberidir. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana buyurdular ki, ey oğulcuğum, ailene girdiğin zaman selam ver ki, selamın hem senin üzerine hem de aile halkına bereket olsun. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Müslümanlar birbirlerine her halükarda hayırlı bir tavır içinde olmalıdır. Müslüman, Müslümanın can, iman, İslam kardeşidir. Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhüma ve erdan meşmain anlatıyor Resulullah'a, İslam'ın hangi ameli daha hayırlı diye sorulmuştu. Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermen diye cevap verdi. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam en hayırlı amel hangisi diye sorulur. Cihat, ilk vaktinde kılınan namaz, birrül valideyn, yani anne babaya iyilik etmek, haccı mebrur diye cevap verdiler. Birinde de yemek yedirmek ve herkese selam vermektir diye buyurdular. Buradan şu anlaşılır, İslam'ın her emri çok yücedir, hayır ve fazilet doludur. Ulema ihlaslı bir dirhem amelin, ihlassız batmanlarla amelden üstün olduğunu efendim söylerler. İhlaslı amel ne demek? Bunu birçok derslerimizde anlattık, yine hatırlatalım. Sırf Allah için işlenen ameldir. Başka hiçbir şey niyetin içine karışmayan ameldir. Yalnız Allah rızası için, Allah için. Rabbim beni görüyor, O biliyor, O'nun kuluyum. Tüm ibadetlerimin hepsi ancak Allah'adır diyerek ibadet, hayır işleyenlerin amelleri yüksek amellerdir. Evet sevgili dostlarımız, inşallah yine bu konuda dersimiz sonraki dersle devam edecektir. Cenab-ı Hak Yüce İslam'ın her amir hükmünün faziletini kazanan, o yasaklananların da her türlüsünün şerrinden uzak kalan, iki cihanda mutlu olan kullar zümresine ilhak eylesin. Habibi Muhammed'le aleyhissalatü vesselam, diğer peygamberlerle aleyhisselam, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olan kullarından eylesin. Bunlar önde gidenlerdir. En önde Hazreti Muhammed vardır. İşte tek önder, eşsiz önder bir peygamber, Allah'ın en büyük kulu, en büyük peygamberidir. Onun için Hazreti Muhammed'e iyi bir ümmet ol, ona tabi ol. Onun şeriatına tabi ol. Yüce Allah'a gerçek kul ol. Sakın ha başkalarına kul olma, başkalarını örnekte alma. Ancak senin örneğin, önderin Hazreti Muhammed'dir. Bütün emirleri ona veren Yüce Allah'tır.
peygamber gönderen bütün alemlere, rahmet peygamberi gönderen Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. İşte Allah'a kul olmanın yolu, Hazreti Muhammed'e tabi olmaktan geçer. Estaizu billah, kul in kuntum tuhibbunallahi, fettebi'uni yuhbibikumullahu ve yağfir leküm zünubeküm. Vallahu gafurur rahim. Sadakallahul azim. İşte burada bunlar açık açık bildirilmektedir. Bütün tefsir ve meal derslerimizde bunları açıkladık. Diğer derslerimizde de sırası geldikçe açıklayarak geldik. Burada da hatırlatıyoruz sevgili dostlarımız.